bölümde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Efteli Otellerinin sunduğu Asiye İlaçık ile ana haber bülteni başlıyor. Alanya Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19'u gösterirken ana haber bültenimizle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, valilikten bir elektrik kesintisi bilgisi geldi. Bunun detaylarını birazdan sizlere aktaracağız. Ancak öncelikle bugün yılın son encümen toplantısı yapıldı ve Başkan Yücel tüm vatandaşlara yeni yılını kutladı. Biz şimdi o haberi izliyoruz. Ekonomimizde de, bütçemizde, her şeyimizde biz hazırız. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 2020 yılından beklentilerini bu sözlerle sıraladı. Haftalık olağan encümen toplantısında konuşan başkan, yeni yıldan beklentileri ve dilekleri açıkladıktan sonra hizmet hedeflerinden de söz etti. Birimlerimizden gelen notlarımız vardı, birimlerde gelen değerlendirmeler vardı, onları değerlendirdik, kararlara bağladık. 2019'un son encümen toplantısı bölgemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki 2019 güzellikleriyle, acılarıyla bir yılı kapatmış bulunacağız. Birkaç yıl, birkaç gün sonra. Böylelikle gerek ticaretiyle, gerek siyasetiyle, gerekse de mutlulukların, huzurların, acıların yaşandığı bir yıl geçti. Ama buna rağmen Allah'a çok şükür, hamdolsun ki iyisiyle kötüsüyle güzel bir yıl hem bölgemiz için, hem ülkemiz için, hem de dünyanın güzelliklerle dolu yıllar geçtiğine bazı vakalar hariç inanıyoruz. Biz de tabii ki her zaman 2020'nin bir diğer geçen yıllardan çok çok daha güzel olması vesilesiyle ve mutlulukların, huzurların, barışların ve gelecek yılların mükemmel derecede bir yıl geçmesini arzu ediyoruz. Başkan Yücel, 2020 yılında büyüyen ve gelişen Alanya'nın yeni hedefleri olacağını kaydetti. Konkorda ilan etmesi ile ilgili hukuksal süreçler devam ediyor. Bizim herhangi bir belediye sarayına bir borcumuz veya şu bu yok. Yok, biliyorsunuz ki kanunların verdiği süreçle ilgili, FES'le ilgili buranın müracaatı vardı. Bakanlıktan gelen karara göre, biliyorsunuz 6 ayda çıktı bunların FES yasasıyla ilgili ve orası kabul olmadı. Biz de zaten kabul edemezdik öyle bir durumu. O bundan yararlanmak istedi. Biz de FES etmedik. Ondan sonra tekrar itiraz etti. İtiraz ettikten sonra da yine red cevabı geldi. Şimdi masaya oturduk. Uzlaşma içerisinde biz oranın yapılması taraftarız. Ekonomimizde de, bütçemizde, her şeyimizde biz hazırız belediye. Ama sadece yasal süreçleri bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi elektrik kesintisiyle ilgili bilgiyi aktaralım sizlere. Antalya Valiliği saatler sürecek elektrik kesintisi ihbarında bulundu. Antalya'da CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca, Kemer, Korkuteli, Serik, Akseki ve Alanya ilçelerinde yarın bakım çalışması kapsamında kontrollü elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi. Yapılacak kesintinin Alanya'da sabah 9 ile akşam 1 arasında olması planlanıyor. Yapılacak çalışmaların erken bitmesi halinde hatlara belirlenen saatlerden önce elektrik verilebileceği de duyuruldu. Şimdi bir diğer haberimizle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Siyaset haberleriyle devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Kongresi'ne 2 gün kaldı ve 2 gün kala başkan adayı Coşkun Karadağ ismi muhtemel başkan adayı olarak geçen Gökhan Sipahioğlu'nun listesine aldı. Karadağ seçime 2 gün kala bugün Batı ve Doğu mahallelerini ziyaret etti. Delege seçimlerini tamamladık. Şu an kongreye hazır vaziyetteyiz.
Alanya Kültür Merkezi'nde 29 Aralık Pazar günü saat 10'da CHP'nin 37. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek. Kongre öncesinde son hamleleri yapan Coşkun Karadağ'ın kendisiyle birlikte 17 kişilik yönetim kurulunda bir isim dışında tamamı netleşti. Biz yeni bir yönetime talibiz. Bu yönetimi yaparken de şu anki mevcut kadromuzun, çekirdek kadromuzla birlikte yeni bir oluşumla birlikte devam edeceğiz dedik. Ama takdir edersiniz ki şu anki mevcut yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın bazılarının çok haklı sebeplerinden dolayı yeni yönetimde yer alamayacaklarını, dolayısıyla biz de yeni yönetime özellikle kadın ve genç arkadaşlarımızı entegre ederek yeniden seçimlerimize yapacağız ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Coşkun Karadağ'ın başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda Ali Hancı, Mustafa Aras, İrfan Akgün, Gülçin Güner, Halime Ceylan, Hüseyin Kaya, Haydar Uyar, Tekin Açıkalın, Mustafa Eroğlu, Gökhan Sipahioğlu, Sami Uzun, Perihan Tığlı, Bengisu Yarı, Anıl Toprak ve Ayşe Nur Dere yer aldı. Karadağ'ın listesinde açıklanmayan bir ismin kadın kontenjanından Mahmutlar bölgesini temsil etmesi bekleniyor. Ali Hancı arkadaşımız, Mustafa Aras arkadaşımız, İrfan Akgün arkadaşımız, Gülçin Güner ve Halime Ceylan arkadaşımız, Hüseyin Kaya arkadaşımız da yani çekirdek kadromuz olarak bunlarla birlikte daha tabii 16'yı ve benimle birlikte 17 kadromuz aşağı yukarı bugün tamam. İsmi ilçe başkan adaylığı için geçen Gökhan Sipahioğlu ve Perihan Tığlı'nın Karadağ'ın listesinde yer alması, eski ilçe başkanı partinin güçlü isimlerinden Ali Takavut'un desteğini aldığı şeklinde yorumlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anket sonucuna göre oy oranını %50.6'dan %54.1'e yükseltti. Ben sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız diyerek ittifak adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde Antalyalıların tercihiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek, CHP'nin 11 Büyükşehir Belediyesi'nde yaptırdığı memnuniyet anketine göre oylarını arttırdı. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre 31 Mart yerel seçimlerini baz alınarak belediye başkanlarının destek oranını ölçmek için yapılan araştırmada Başkan Böcek oy oranını 50.6'dan 54.1'e yükseltti. CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performans değerlendirmesinin yapıldığı ankete göre oyunu yükselten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de anket sonuçlarından mutluluk duyduğunu ifade etti. Böcek, kimseyi ötekileştirmeden, oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir Antalya bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek 31 Mart gecesi de söylemiştim. Demokrasi kazandı. Antalya kazandı demiştim. 31 Mart gecesinin hemen ardından kolları sıvadık ve Antalya'ya hizmet için düğmeye bastık. Doğup büyüdüğüm bu kente hizmet etmek aşkıyla yola çıktım. Antalya bizim her şeyimiz dedi. Gelmesin mi alacağız? Gelmesin mi alacağız? Bunlar sanatçı kardeşlerim bayağı. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için yola çıktıklarını, geçmişle bir hesaplaşma içine girmeden Antalya'ya hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Böcek, hizmetlerimizin takdir görmesi, halkımızın güvenini almak çok önemli ve mutluluk verici. Antalya'mızı Antalyalılarla birlikte yönetmeye, tüm ekibimle mesai gözetmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bize inandığınız, desteklediğiniz, güvendiğiniz için teşekkürler Antalya'm dedi. Nüfus cüzdanlarının yenilenme süresinin yıl sonunda biteceği yönünde çıkan söylentiler sonucu Alanya Nüfus Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu sevgili seyirciler. Yetkililer ise sürenin dolmadığını, panik yapılmaması gerektiğini izah etmeye çalışıyor. Nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı söylentilerine inananlar Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne akın ediyor. Ancak ehliyetler 2020 Aralık, kimliklerse 2023 yılına kadar yenilenebilecek. Tüm vatandaşların çok sayıda kolaylık ve imkanın sunulduğu yeni kimlik kartlarına belirlenen süre zarfında geçiş yapması sağlanacak. Evet.
Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için de mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiği bilgisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Alanya'da bir vatandaş henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten motorunu Atatürk Anıtı önünde yaktı. Alanya'da Atatürk Anıtı önünde kızgın bir vatandaş henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten motosikletini ateşe verdi. Kullanılamaz hale gelen motor çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü. Polis yaşanan ilginç eylemin nedenini araştırırken motorunu yakan vatandaşın akıbeti henüz öğrenilemedi. Alanya Posta TV vatandaşa yeni yıl hayallerini sordu. Kimi vatandaş büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde neler yapacağını anlattı. Kimi ise milli piyangonun önemi olmadığını söyledi. Büyük ikramiye bana çıkarsa bağış yaparım diyenler de oldu. Alanya Posta TV vatandaşa 2020'den beklentilerini sordu. Sağlık, mutluluk, huzur dileyenler büyük ikramiye çıkarsa ne yapacağını da düşünmeye başlamıştı. Milli piyango bileti alan kadar almayan da vardı, kendisine çıkmayacağını düşünen de. İşte vatandaşın yeni yıl ve büyük ikramiye hayalleri. Valla yeni yılla beklentilerim asgari ücrette devlet olarak insanların geçinebileceği düzeyde bir asgari ücret gelmesini isterim. Bir de ya biz toplum olarak Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesini istiyoruz. Ben de bunlardan biriyim, bir bireyim. Kendi adıma konuşuyorum ama ben arkadaş çevreme ve komşularıma sorduğum zaman kimse Suriyelileri istemiyor. Zaten biz Türkiye olarak enflasyonda şu an kötü durumdayız. Yani bunu kimse geçinemeyecek durumda. Yani 2020 lira. Yani bana bir hafta önce elektrik parası geldi. Mesela ben durumum iyi ki ev kendime ait olduğu halde yani 150 lira elektrik parası geliyor. Eşin ve çocuklarında da birer tane telefon var. Bunlarda 150 lira telefon faturası gelse düşünün yani. Pazara gidiyorsunuz salatalık olmuş, patlıcan olmuş 5 lira. Domates olmuş 5 lira. Bu insanlar bununla nasıl geçinecek? Yani ben bu sorunun hangi kim gelse de yani insanların duyarlı olmasını bekliyorum. Yani herkes zenginler zengin oluyor, fakirler fakirliğe devam ediyor. Daha da fakirleşiyoruz. Yani bu faturalara %15, %20 zam geliyor. Ama asgari ücrete geldiği zaman %3, %5. Yeni yılla ilgili beklentilerimiz hani aslında çok bir şey yok. Geçen senekinin aynısı yani. Çok iyi şeyler bekleyemeyiz. Hani ekonominin durumundan dolayı. Ama inşallah hani güzel şeyler olur. Daha güzel bir yıl olur. Daha huzurlu, daha barış dolu. Daha iş hayatında işte insanlar intihar etmediği, ne bileyim sıkıntılar çekmediği, ailevi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar çekmediği güzel bir şey olur inşallah. Önce sağlık, sonra çocuklarımla hepsi bir arada olması. Bir de gelir düzeyimiz, satışımız, turistimizin çok gelmesi. Bütün olduğu gibi Mehmetçik Parkı'na verirdim. Aşk, mutluluk, sağlık, huzur. Tabii ki de bir tane minik araba istiyorum. Çok güzel yıl olsun. Yani bu yıl tamamen Oğlak Burcu'nun yılıymış. Yani benim yılım olsun. Her şey mükemmel olsun. O ikramiye eğer bana çıkarsa Alanya'ya çok büyük bir spor kompleksi kurdurmayı düşünürdüm. Yani Alanya tamamen genç heran olmasını isterdim. Böyle bir güzel bir mekan olabilirdi. Kışın kendini hissettirmesiyle üretici fiyatların geçen aylara göre nispeten yükselmesinin mutluluğunu yaşıyor. Hal Derneği Başkanı Adem Kaya şu an çiftçi zarar etmekten kurtuldu dedi. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya yazlık sebze üretiminin sona ermesiyle örtü altı üreticilerin zarar etmekten kurtulduğunu söyledi. Öncelikle
zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunmak isterim. Havaların serinlemesiyle, soğumasıyla açık ürünler bitti. Örtü altı zepseler fiyatları olması gereken seviyelere ulaştı. Şimdiden sonra biraz daha yükselir. Daha iyi fiyatlar görürüz önümüzdeki günlerde. Kaya, sebze ve narenciyenin günlük hal fiyatına ilişkin de bilgi verdi. Salatalık 2 lira 80 kuruş, patlıcan 3 lira 20 kuruş, domates 3 lira, narenciye limon 2,5 lira 3 lira arasında satılıyor. Portakal ise 1 lira, mandalina 1,5 lira. Bunlar zarar ediyor. Lahanalar 1 lira, karnabaharlar 2 lira, brokoliler 3 lira. Çok aşırı bir zarar görmedi. Zarardan dolayı yükselmez ama mevsim gereği şimdiden sonra yükselir. Verim düşüyor havaların soğumasından dolayı. Biraz yükselecek. Geçen yılki seviyeleri bulmasa da 5 lira 6 lira dolaylarında olur. Alanya'da anıt ağaç statüsünde koruma altında bulunan çınar ağaçları çevresinde binalar ve araçlara zarar verme tehlikesinden dolayı bakıma alındı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çınar ağaçları bakıma alındı. Oba Mahallesi Çarşamba mevkiinde bulunan çınar ağaçlarının bakımı ise Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Ekipler ağaçlara zarar vermemek ve iş güvenliği tedbirleri kapsamında vinç yardımıyla budama yaptı. Kış döneminde yıkılma riski olan ve kuruyan dallar gövdeden uzaklaştırıldı. Geçtiğimiz yıllarda aynı ağaçtan kopan büyük bir dalın araçlara zarar verebilecek şekilde yola düşmesi sebebiyle bu yıl önlem alındı. Yapılan budamayla ağacın bitişiğinde bulunan taksi durağı, ev ve iş yerleri riskten kurtuldu. Ayrıca oldukça işlek olan Oba Caddesi'ndeki araçlar ve otobüs durağında bekleyen vatandaşlar da olası bir tehlikeye atılmamış oldu. Anıt ağaçların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla belediyenin yaptığı işlemler vatandaşlardan takdir topladı. Kıbrıs'ın Limassol limanından hareket eden Marella Dreams isimli Malta bayraklı gemi, çoğunluğu İngiliz vatandaşı, 1550 yolcu ve 601 mürettebatıyla sabah saatlerinde Alanya limanına demir attı. Kıbrıs'ın Limassol limanından hareket eden Marella Dream isimli Malta bayraklı gemiden inen yolculardan bazıları şehir turuna katılmak için limana gelen otobüslere ve gezi trenine bindi. Bazı turistler ise Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerleri yaya olarak gezmeyi tercih etti. Lüks gemi akşam saatlerinde Alanya'dan Marmaris'e hareket etti. 2019'da 7. kez Alanya'ya gelen lüks kurvaziyerin Alanya seferlerine önümüzdeki yaz yeniden başlaması bekleniyor. Bölgesel amatörlük 7. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kestel Spor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Kestel Spor 21 Aralık tarihinde başladığı devre arası hazırlık çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Antrenmanlarını Kestel sahasında sürdüren Mavi Beyazlılar günde çift idman yapmaya başladı. Kestel Spor antrenmanlara tam kadro çıkıyor. Öte yandan Kestel Spor yönetimi kadrosunu güçlendirmek için takviye çalışmalarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Yavuz Özsevim ve Nizamettin Akgül ile anlaşan Kestel Spor yönetimi son olarak kaleye takviye yaptı. Daha önce Gazi Osman Paşa, Karagümrük, Derince Belediyespor, Sultan Gazi Spor, Çengelköy Spor, Serik Belediyespor ve Veli Meşe Spor'da forma giyen 27 yaşındaki kaleci Cemal Can Düzce'yi transfer etti. Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 26 puanla 6. basamakta giren Aytemiz Alanyaspor, pazar günü sahasında ağırlayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.
turuncu yeşilli takım Konyaspor maçının taktik provasını Zimbitlik sahasında yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan hafta başında ayrı çalışan Salih Uçan, Djalma Campos ve Yasin Bammu da bugünkü antrenmana katıldı. Alanyaspor, Konya maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Dijitürk'ten futbol severlere yeni yıl hediyesi geldi. 27 Aralık Cuma gününden itibaren 1 Ocak Çarşamba günü gece saat 24'e kadar bütün film, dizi ve spor kanalları tüm üyelere açık olacak. Üyeler ayrıca Beyin Connect üzerinden Dijitürk'ün spor kanallarına da erişebilecek. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Otelleri Asiye İli Açık ile ana haber bültenini sundu.